Dünyası Yarın. Ekmekçi Kadın. ...21. Bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Javier de Montepin. Uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar. Ses Kayıt Mahmut Acar. Kurgu Didem Türkmen. Program Yönetmeni Erol Güldiken. Bir fabrikada gece bekçiliği yapan iki çocuk annesi Jean Fortier, iftira sonucu patronunu öldürmek ve fabrikayı yakmak suçlarından ömür boyu hapse mahkum olur. Oysa cinayeti işleyen ve fabrikayı yakan, kadına asılan ustabaşı Jack Garrow'dur. Sefil adam, işlediği suçlardan sonra Paul Harmon adında eskiden ölmüş bir arkadaşının kimliğine bürünerek Amerika'ya kaçar ve orada çok zengin bir adama önce ortak sonra da damat olur. Karısının ve ortağı kayınpederinin ölümünden sonra fabrikalarında tek sahibi olur. Ancak kızı Mary ölümcül derecede hastadır ve kızının arzusuna boyun eğerek tekrar Fransa'ya, Paris'e yerleşirler. Sonra da kader ağlarını örmeye başlar. Ömür boyu hapse mahkum olan Jean Fortier çocuklarını aramak üzere hapisten kaçar ve evlere ekmek dağıtan bir fırında çalışmaya başlar. Kadının oğlu George 24 yaşında avukat olmuştur. Bu arada kızı Lucy ise öldürülen fabrikatörün oğlu Lucien ile nişanlıdır ve Lucien babasını öldüren sahte Paul Harmon yani Jack'in fabrikasında çalışmaktadır ve aynı zamanda da George'la yakın arkadaştır. Ama ne George kız kardeşi Lucy'yi tanımakta ne de Lucien en yakın arkadaşı George'un annesinin babasını öldürmek suçuyla tutuklandığından haberdar değildir. Sahte Paul Harmon'un kızı Lucien'e deli gibi aşıktır ve babasından kendisini Lucien'le evlendirmesini ister. Ne var ki Lucien başkasını sevdiği için milyonerin kızıyla evlenmesi teklifini geri çevirir. Bunun üzerine sahte Paul Harmon Lucien'in nişanlısı Lucy'yi öldürmesi için Ovid'i kiralar. Ovid kızı bıçaklar ama öldüremez, ağır yaralar. Bunun üzerine milyoner yetimhanede büyüyen Lucien'in Jean Fortier'in kızı olduğunu öğrenir ve bunu Lucien'e söyler. Lucien de Lucy'yi terk etmeye karar verir ve bunu Jean Fortier'e söyler. Demek Lucy'yi terk edeceksiniz sen Lucien. Buna çok şaşırdım. Lucy'den ayrılmak çok şaşılacak bir şey mi Liz onana? Neler söylüyorsunuz Lucien? Zavallının buna dayanamayacağını, öleceğini bilmiyor musunuz? Yavrucak sizi taparcasına sever. Sessiz yaşam onun için ölümden beterdir. Ya aramızda aşılması imkansız bir engel belirdiyse? Ya şerefim Lucy ile nikahlanmama engel oluyorsa? Neler saçmalıyorsunuz Lucien? Bugüne kadar Lucy ile evleneceğinizden şüpheniz yoktu. Yoksa o milyonerin serveti mi başınızı döndürdü? Bu işle servetin alakası yok. Sadece Lucy'nin bana layık olmadığını öğrendim Lizona'na. Ne? Yoksa o karlar kadar temiz kıza iftira mı ettiler? Paul Harmon ve kızı sizi ondan kopartmak için neler uydurdular? Onlar hiçbir şey uydurmadılar. Ne yazık ki yalan da söylemediler. Acı gerçek meydanda. Lucy ile aramızda kan var. Onunla evlenemem. Ne dediniz? Kan mı var? Kimin kanı? Ne yazık ki babamın kanı bizi ayırıyor. Beni dinleyin Lizona'na. Tanrı şahidim olsun ki Lucy'yi her zamankinden fazla seviyorum. Ancak ondan ayrılmak zorundayım. Tanrı aşkına Lucien ne söylemek istiyorsunuz siz? Açık açık söylesenize. Babamın katilinin kızına adımı veremem. Şerefimi lekeleyemem Lizona'na. Ne? Ne dediniz siz? Lucy Jean Fortier'in kızıymış. Ne? Ne? Onun kızı mı? Lucy onun kızı mı? Tanrım bayılmak üzere. Lizona'na, Lizona'na kendinize gelin. Neyiniz var, ne oldu? Yok, 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 yok. Bir şeyim yok. Ancak bana verdiğiniz bu haber beni çok şaşırttı. Nasıl olur? Lucy, o mahkum kadının kızı ha? Peki bunu nereden öğrendiniz? Elinizde delil var mı? Elbette var. İşte şu tutanakta yazılı. Buyurun okuyun. Tanrım, doğruymuş. Lucy... Jean Fortier'in kızıymış. Evet doğru ama ne var ki annesi suçlu bile olsa o bundan sorumlu tutulamaz. İşlemediği bir hata için neden zavallı kız ceza görsün?
Benim kanımca şu anda ona el uzatmak çok yüce bir davranış olurdu. Yapamam Lizon ana, yapamam. Onun anası benim babamı öldürmüş. İyi de bakalım kadın gerçekten suçlu mu? Siz bile kaç kere o kadının suçlu olmadığını söylüyordunuz. Doğru, hala Jean Fortier'in suçlu olduğuna inanmıyorum. Ama gerçek katili bulamadıktan sonra bu neyi değiştirir ki? İnsanların gözünde o kadın hala babamın katili. Zavallı Lucy, annesinin utancı kızın hayatını gölgeledi. Onu terk etmeniz büyük haksızlık. Ancak sizi bunun için ayıplayamam Monsieur Lucien. Kendinize göre haklı sayılırsınız. Tertemiz adınızı lekeli bir atla birleştiremezsiniz tabii. Yapamam, evlenemem Lizon ana. Çevrem beni kınar, bağışlamaz. Bana hayırsız evlat damgası yapıştırır. Bunu kim bilecek ki? Herhalde Paul Harmon'un bunu yaymasından korkuyorsunuz. Belki de sizi tehdit eder. Bu adam kızını kurtarmak için sizi onunla evlenmeye zorluyor. Ancak bu arada Lucy'nin kalbi kırılmış, hayatı mahvolmuş. Bu onun umurunda bile değil. İşte durum bu Lizon ana. Senden ricam, şerefimi korumak için kendisinden vazgeçmek zorunda olduğumu Lucy'ye bildirmeni rica edeceğim. Tanrım, meğer Lucy benim kızımmış. Hissediyordum bunu. Onu sevmemden anlamıştım. Kızım, yavrum, sonunda sana kavuştum. Ama ne yazık ki bunu sana hiçbir zaman söyleyemeyeceğim. Lucy'dir bu. İyi ama Lucy'nin kendisini terk ettiğini nasıl söylerim ona? Yo yo, yapamam bunu. Kızımın hayallerini yıkamam. İşte geldim Lizon ana. Kapıcı kadın az önce Lucy'nin geldiğini söyledi. Sana uğradı mı? Bana mı? Yo, uğramadı. Lizon ana, sen ağladın mı? Ben mi? Yo, neden ağlayayım kızım? Sana öyle gelmiş olacak. Lucien niye uğradı acaba? Keşke Madame Augustine'e daha sonra gitseydim. Biliyor musun Lizon ana, Mademoiselle Marie'nin ziyaretinden bu yana içimde bir sıkıntı var. Sanki o hasta kız bana bir kötülük yapacakmış gibi. Tanrı hayra yorsun kızım. Sen tertemiz bir insansın. Sana ne kötülük yapabilir ki o? Lucien, buraya gelmeniz ne hoş sürpriz. Babamı arıyorsanız henüz gelmedi. Sizin neniz var? Üzgün gibisiniz. Evet Mademoiselle Marie, üzgünüm. Acı çekiyorum ve çok perişanım. Neden? Yoksa babamla mı tartıştınız? Aslında babanızla yapmış olduğum bir konuşma sonunda bütün hayallerim yıkıldı. Anlayamadım. Biliyorsunuz beni sizinle bir rastlantı birleştirdi. Çok darda olduğum bir anda bana el uzattınız. Büyük yardımlarda bulundunuz. O gün size sonsuz bir minnet vaadinde bulunurken yalan söylemiyordum. Sizin hakkımda beslediğiniz güzel duygulara layık olduğumu sanıyorum. Bundan böyle... Şimdi neden erken geldiğinizi anladım. Yani beni sevmediğinizi ve hiçbir zaman da sevemeyeceğinizi söylemeye geldiniz, öyle değil mi? Sizin bana beslediğiniz aşkı ben bir başkasına besliyor, onu seviyordum. Ama ne yazık ki siz babanızla birlikte bu aşkı baltalamak için elinizden geleni yaptınız. Tanrım, neler söylüyorsunuz? Bunu sizin başınıza kakmıyorum. Evet, ben de sizden uzak durarak belki size acı çektirdim. Ancak böylelikle dürüst davrandığımı ve size asla umut vermediğimi söyleyebilirim. Oysa sizi tanımadan 2 yıl öncesi gönlümü bir başkasına kaptırmıştım. Bunun için beni suçlamayın Lucien. Bir başkasını sevdiğinizi nereden bilebilirdim ki? Ben sizi saf bir kalbin tüm tutkusuyla sevdim. Bugün bu aşk benim için aldığım, soluduğum hava kadar gerekli. Bu aşk olmazsa yaşayamam. Hiç değilse umut etmeme fırsat verin. Size yalvarıyorum. Durun, kendinize gelin Mademoiselle. Ölmek için çok gencim. Olur bırakın yaşayayım. Günün birinde beni sevebileceğinizi söylerseniz bu umutla yaşayabilirim. Bugün düş gibi görünen birlikteliğimiz yarın gerçekleşebilir. Kim bilir, kim bilir, belki günün birinde aşkınızdan vazgeçer beni sevebilirsiniz. Aşkıma cevap verebilirsiniz. Üzülmeyin Mademoiselle Marie. Ne yazık ki bugünden tezi yok, artık eski aşkıma elveda demek zorundayım. Ne dediniz? Bir daha tekrarlayın lütfen. Yoksa Lucy'nin size layık olmadığını mı anladınız? Evet. Şükürler olsun. Uğrunda bu denli acı çektiğim, gözyaşı döktüğüm Lucy yoksa sizi aldattı mı? Rica ederim Mademoiselle, kendinize gelin.
Lucy melekler kadar temizdir. Ona hakaret etmenize izin veremem. İyi ama bir yandan onu sevmeye hakkınız olmadığını söylerken bir yandan da onu savunuyorsunuz. Ne söylemek istiyorsanız açık açık söyleyin Lucy'ye. Lucy'yi hala seviyorum ama ne yazık ki onunla evlenemem. Zira o babamı öldüren katil kadının kızıymış. Ne? Yoksa Lucy'nin annesi... Evet, Lucy babamı öldürmek suçuyla yükümlü Jean Fortier'in kızıymış. İmkansız, buna inanamam. Beni kandırmak için bu masalı uyduruyorsunuz. Maalesef gerçeği söylüyorum Matmazel. Delil isterseniz işte buyurun okuyun. Uzattığınız o kağıt nedir Lucy'ye? Lucy'nin annesinin Jean Fortier olduğunu yazan yetimhaneden alınmış resmi bir tutanak. Tanrım, demek doğruymuş. Artık öcüm alındı. Doğru Lucy'ye. Siz bu kızı sevemezsiniz. Ondan nefret etmelisiniz. Hayır. Sadece onunla evlenemem. Artık mutlu olacağım. Yaşayabileceğim demek ki. İnanın Lucien, şu anda çok mutluyum. Beni dinleyin Matmazel. Size her şeyi anlatmadım. Hayır. Lucy'den nefret etmiyorum. Çünkü yavrucak anasının işlediği suçtan sorumlu tutulamaz. Ne var ki şerefimi lekelemekten korktuğum için onu unutmayı bir borç biliyorum. Ama beni seveceğinizi zannetmiştim. Bana biraz vakit tanıyın. Belki bir gün boş bir kalple size dönerim Matmazel. Merhaba. Lucien de buradaymış. Böyle baş başa vermiş kumrular gibi nelerden söz ediyorsunuz bakayım. Marie, sevdiğin kızla ilgili acı gerçeği açıkladın mı Lucien? Evet Monsieur. Biz de o konuyu konuşuyorduk. Peki neye karar verdiniz? Beklemeye baba. Bekleyeceğiz. Sabırla bekleyeceğim. Lucien şerefli ve dürüst bir genç. Ona hak veriyorum. Sizi mutlu kılmak için hiçbir şeyden çekinmeyeceğim Marie. Ancak bana azıcık zaman tanıyın. Beni nereye götürüyorsunuz sevgili baron? Harika bir yer Amanda. Bu Allure'a sayfasını hiç gittiniz mi? Ay çok güzel bir yerdir. Orman sınırına yakın, sen ırmağı kıyısında, şirin bir köy, öyle değil mi? Evet, orada çok güzel eğleneceğiz. Bildiğim güzel bir otel var. Penceresi sen ırmağına bakıyor. İkimiz için bir oda ayırttım. Ay o da harika baron. Şu manzaranın güzelliğine bakın. Hemen önümüzden Sen Nehri'nin suları akıyor. Beğendiğinize sevindim Amanda. Madame Augustine'den ne kadar izin aldınız? Bir hafta, ama isterseniz bu izni uzatabilirim baron. Hele bir bakalım. Günlerimiz güzel geçerse Madame Augustine'e iki satır yazar izninizi uzatırsınız. İzin verirseniz ben çevreyi şöyle bir dolaşmak istiyorum baron. Bu arada siz de içkileri hazırlayın. Yol boyunca çok susadım. Dönüşümde iki kadeh içeriz. Tabii tabii sevgili Amanda. Gittiği iyi oldu. O yokken hemen şu gerçek içkisinden kadehine 20 damla koyayım. Bakalım benim hakkımda neler biliyor. Ve benim için neler düşünüyor. Öğreneyim de ona göre hareket edeyim. Bu gerçek içkisi bir harika. Bir zamanlar benim amcaoğlu olduğu sandığım Paul Harmond da bundan içirip onun gerçek yüzünü öğrenmiş ve amcaoğlum olmadığını öğrenmiştim. Bakalım Amanda Lucy'yi benim bıçakladığımdan şüpheleniyor mu, şüphelenmiyor mu? Birazdan anlayacağız. Geldim işte baron. Harika bir yer. Kuşlar, böcekler, her taraf cıvıl cıvıl. Ya, bu arada ben de içkileri hazır ettim. Size beyaz şarap koydum. Buyurun. Teşekkür ederim baron. Şerefe. Şerefe. Ah, iyi geldi. Çok susamıştım. Şöyle oturun, ayakta kalmayın. Ya evet, otursam iyi olacak. Birden başım döndü. Ağzım kurumaya başladı. Tanrım, neler oluyor bana? Baron. Baron. Ne baronu be? Ben senin baron maron olduğuna inanmıyorum. Aha, işte içki tesirini göstermeye başladı. Söyle bakalım Amanda. Lucy'yi vuran bıçağı kimin satın aldığını biliyor musun? O sefil katilin kim olduğunu mu soruyorsun? Sen onu benden daha iyi bilirsin.
Lucy'yi vuran, aynı zamanda Jogni'ye gidip benim imzalı belgelerimi satın alan Sinsi'nin ta kendisidir. Yani sensin o alçak herif. Yavaş yavaş bağırmadan konuş aman. Sen sefil herifin tekisin baron. Senin baron olduğundan bile şüphe ediyorum ya. Sus. Sen kim, baronluk kim? Ama acele etme pis katil. Eninde sonunda senin maskeni düşüreceğim ve kim olduğunu ortaya çıkartacağım. İşte o zaman şantaj neymiş göstereceğim sana. Susmam için avuçlar dolusu altın vereceksin bana. Yeter, sus. Susmanı emrediyorum sana Amanda. Hayır, susmayacağım. Sen beni avanak mı sandın? Bundan böyle gölgen gibi izleyeceğim seni. Maskeni düşürdükten sonra da kodese tıktıracağım seni, sefil herif. Sana sus dedim pis çırpıntı. Al bakalım. Bu aklını başına getirir. Sus artık. Hayır, susmayacağım. Neden susacakmışım? Ben gerçeği söylüyorum. Oho, tanrım tanrım, gerçek içkisini fazla mı koydun bu kadının kadehine? Susmayacağım. Eyvah. Kız ölecek olursa başım derde girer. O da ne? Ağzından kanlı köpükler geliyor. Doktor! Hemen bir doktor bulmalıyım. Doktor! Bir doktor istiyorum. Hey, hey, burada bir doktor yok mu? Ben doktorum mesela. Mesele nedir? Doktor, çabuk çabuk odaya gelin. Bayan arkadaşım birden fenalaştı. Tabii, hemen gidelim. Vay canına. Ne olmuş bu matmazele böyle? Bilmiyorum doktor. İçki içiyorduk, birden bu hale geldi. Adeta sinir krizi geçirdi, sayıklamaya başladı. Bu belirtiler bana hiç yabancı gelmedi. Siz Amerika'da bulundunuz mu mesela? Evet, neden sordunuz? Bu matmazele gerçek içkisi vermişsiniz. Anladığım kadarıyla da dozunu fazla kaçırmışsınız. Çabuk şu çantamı verin bana. Buyurun doktor. İnşallah yanımda amonyak vardır. Eğer ona amonyak vermezsen birkaç dakikaya kadar ölebilir kızcağız. Ne? Aman doktor. Çantamda bir şey varmış. Şu bardağı uzatın. Çabuk olun. Buyurun. Buyurun doktor. Hadi matmazel, açın ağzınızı. Lütfen. Bu sizi iyileştirecek. Güzel. Tamam. Yarım saat sonra ayılır. Ölmeyecek değil mi doktor? Hayır. Ama amonyak olmasaydı ölebilirdi. Amonyak gerçek içkisinin panzehiridir. Söyleyin bakalım Mösyö. Neden bu matmazele gerçek içkisinden içirdiniz? Doktor, evet ona gerçek içkisi verdim vermesine de... ancak delicesine sevdiğim bu kadının hakkındaki duygularımı öğrenmek istemiştim. Sebep ne olursa olsun bana vız gelir Mösyö. Dua edin de bana rastladınız. Başka bir doktor asla onu iyileştiremez. Sağ olun doktor, size minnettarım. Ben gidiyorum. Matmazel birazdan kendisine gelir. Tekrar ediyorum, gerçek içkisini bir daha kullanmayın Mösyö. Yoksa birisinin ölümüne sebep olabilirsiniz. Peki doktor. Vay canına. Hakikatleri öğrenmeye başlayayım derken az kalsın kızı öldürüyordum. Ama bu arada doktor da benim gerçek içkisi kullandığımı öğrendi. Yo, bu iyi olmadı. Kıza söyleyebilir. Aman da ayılır ayılmaz bir bahaneyle buradan tüymeliyim. Nasıl olsa kızın hakkımda ne düşündüğünü öğrendim. Başım. İşte kız ayılıyor. Aman da sevgilim, iyi misin? Baron, ne oldu bana? Bayıldım mı ben? Evet sevgilim, sanırım içtiğiniz içki dokundu. Tanrım, elim ayağım kesiliyor. Sanki dayak yemiş gibi bitkin bir durumdayım. Kriz mi geçirdim ben? Onun gibi bir şey Amanda. İçkini içtikten sonra birden kendini yerlere atmaya, abuk subuk konuşmaya başladın. Bunun üzerine ben de moteldeki doktoru çağırdım. Aman tanrım, doktor da mı geldi? Evet, seni muayene etti, bir ilaç içirdi ve iyileşeceğini söyleyerek gitti. Belki de içtiğim içki dokundu bana. Olabilir sevgilim. Bütün bunlar olurken bana Paris'ten bir telgraf geldi. Telgraf mı? Evet. Hemen Paris'e dönmem gerekiyor sevgili Amanda. Ama fazla sürmez. Bir iki gün kalır hemen dönerim. Benimle gelin diyeceğim ama bu halinizle yola dayanabileceğinizi hiç sanmıyorum. Doğru düşünmüşsünüz. Ben sizi burada beklerim. O halde ben gideyim. Masraflar için masaya 2000 frank bıraktım. Giderken size yemek söylememi ister misiniz? Hayır, midem kötü. Belki akşama yerim. 2 gün sonra görüşmek üzere sevgilim. Bay bay.
Ekmekçi Kadın adlı oyunumuzun 21. bölümünü dinlediniz. 22. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.